Ben de mücadeleci bir kadının, yani kadın atalarımın genleri var. Bu atalar hep bir mücadele, hep bir varoluş savaşıyla mücadele etmişler. Ve hep biz buradayız demek istemişler. Biz buradayız, bizi görün, biz sizin kurduğunuz cümlelerdeki insan değiliz. Biz buyuz demek için büyük mücadele vermişler. Ve ben de onların genlerini taşıyan, kadın atalarımın genlerini taşıyan bir sanatçı olarak bu mücadeleyi devam ettiriyorum sadece. Her şey çok güzel başlamış kuklalar için. Kuklacılar için de öyle. Ama öyle bir dönem olmuştu zamanında, Orta Çağ'da. Kuklacılar bir cadaloz gibi, bir işte Tanrı'nın verdiği yeteneği sen nasıl almaya çalışırsın? Sen bir yaratıcı değilsin. Sen bir objeye ruh veremezsin, can veremezsin mantığında, Orta Çağ karanlığında ki bir zihniyette kuklacılar idam edilmişler. Yani kukla tarihi çok güzel başlıyor ama bir anda kesiliyor. Düşünsenize, siz bir kukla yapmak istiyorsunuz, oynatmak istiyorsunuz ama can tehlikeniz var. Bir kağıt parçası düşünün. O kağıt parçasında sağ elimde çizmiş olduğum bir karakter. Sol elimde de o karakterin birebir canlı hali. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü bir sanatçı olarak sanat okulumuzda sanatın her türlü dalını biz denedik, deniyoruz. Hala da denemeye devam ediyoruz. Resim, heykel, mimari, her türlü dalı düşünün. Ve biz bunları denerken bir iki boyutlu çizdiğimiz bir karakterin ben üç boyutlu elime alabileceğime ve bunu benim yapmış olduğuma inanamamıştım. İlk büyülü zamanım o zamandı. Kuklayla o zaman tanıştım ben. Ve sonra sadece o bir üç boyutlu elimde değildi. Ona iplerine taktığım zaman kuklanın sizinle konuşabiliyordu, hareket edebiliyordu. Ve ona istediğiniz hareketleri yaptıramıyordunuz. Sanki onun kendine ait bir karakteri, kendine ait bir özelliği ve kendi sizinle konuşmak istedikleri vardı. Bu beni çok etkilemişti. Ben bu atölyeye ilk girdiğimde benimle iletişim kurabilecek bir karakter yaratmak üzerine giriyorum. Ve bu ahşap, kumaş parçaları, malzemeler, o saatler içerisinde benim çalışmalarım oluyor, benim bütün günüm oluyor, belki benim bütün aylarım oluyor. Ama sonunda bir karakterle çizmiş olduğum, tasarladığım bir karakterle ama kendine ait bir karakter, hani kendi bireysel olarak bir karakter, bir kukla ortaya çıkardığımda tamam, benim için doyum noktası buydu diyorum. Çalışırken şu şekilde konuşmalar geçiyor aramızda. Çünkü bazen kuklaları düşürebiliyorum, parmağını kırıyorum. Saçını keserken yanağına denk gelebiliyor makas. Ve hep onların canının yandığını düşünerek daha kibar, daha naif olmaya çalışıyorum. Bir kadının içinden geldiği gibi. Mesela kadın naiftir, kibardır, kırılgandır. Çok ince fikirlidir ve ayrıntıcıdır. Ve kadın mücadelecidir. Ve şöyle düşünün, böyle bir özden, böyle bir karakterden çıkan sanat eserini düşünün. Bir kadının elinden çıkan herhangi bir şeyi düşünün. Hakikaten bizi farklı kılan, bir erkek cinsiyetinden çok daha farklı kılan özellikler var. Ve ben bunları hani yaşlandıkça daha iyi anlayabiliyorum. Ve bununla gurur duyuyorum. Ve ben sanıyorum kadın atalarımdan aldığım genlerle bu mücadeleci, bu yaptığım her işi yapmalıyım. Ben buradayım. Bunu başarabilmeliyim. Ve içten içe bak bir erkekten daha iyi yaptım deme dürtüsündeyim. Bir kuklayla
Haftalar boyunca uğraşıyorum. Ayağı, saçı, kıyafeti, gözü, her şeyle uğraşıyorum. İplerini taktığım zaman, o hareket etmeye başladığı zaman artık o kukla bana ait olmuyor. O kukla kendine ait. Bir birey olarak dışarıya çıkma özgürlüğüne sahip, başka yerlere gitme, başkalarının olabilme özgürlüğüne sahip ama benim değil. Ve o kuklayı sahibine verdiğinde ya da istediği kişiye verdiğinde evet çok üzülüyorum ama nasıl ki çok sevdiğiniz bir arkadaşınız başka bir ülkeye yerleşiyor, öyle bir üzüntü oluyor bendeki. Ama ben ikinci gün atölyeye girdiğimde başka bir birey için çalışmaya başladığımda o benim için sadece güzel bir anı olarak kalıyor. Benim Yeşilçam hayranlığım vardır. O filmleri severim, o karakterleri severim. Ve neden ki ben onları canlandırmıyorum, elime almıyorum, onları oynatmıyorum diye düşünerek yola çıktığım bir proje. Bu projede her Yeşilçam filminde, özellikle beni etkilemiş olan filmlerden iki karakter alıp onun kostümünden, karakterine, o filmdeki rolüne kadar canlandırmaya çalışıp bunu bir sergi olarak da herkese paylaşmayı umut ediyorum. Bu hala devam eden ve devam da edecek olan bir proje çünkü bunun sonu yok. Bir gün atölyeme bir kadın heyecanla içeriye girdi. Pınar Hanım, Pınar Hanım. Evet. Kocamı, kedimi ağzından zor kurtardım. Şimdi anlam veremedim. Kuklayı getirdi bana, ortaya koyduk. Eşinin kuklasını yapmıştık. Ve maalesef kedisi onu olduğu yerden almış, dişlemiş, suratı dişle. Ve biz bu kuklayı, lütfen dedim siz dışarıya çıkın, ben bir operasyon yapacağım. İşte gülerek o beni bekledi ve ben o kuklayı nasıl bir doğum atölyesi, nasıl bir hastanede bir insanı iyileştirmeye çalışırsınız, onu tamir etmeye çalıştım. Ve sonra kocasını aldı, çok sevindi, tekrar hayata kavuşmuş, tekrar hayatını kurtarmışım gibi bana baktı ve hayat devam etti. Ben kukla sanatçısıyım, ben kuklalar yapıyorum ve aklımca kendine ait karakterleri olan bireyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve hiç bilmeyen birinin gelip, aa bebek bunlar diyebilmesi beni birazcık bir parça demoralize ediyor. Ama tabii ki amacım da zaten bu işin, kuklaların bir bebek, bir oyuncak, bir orca parçası olmadığını göstermek değil mi? O yüzden de bunu göstermeye çalışıyorum. Çünkü bir bebek ve bir kukla düşünün. Evet, bebek ve kukla benzer birbirine. Baktığınız zaman onun da kaşı gözü vardır, bir kuklanın da kaşı gözü vardır. Ama bir bebek kendisi hareket edemez. Bir kukla kendi hareketini kendisi sağlayabilir ve bir kuklayla bir film çekebilirsiniz. Kuklayla derdinizi anlatabilirsiniz. Kuklayı oynatarak, içinizde ne varsa ona söyleterek bir hayat kurarsınız, bir kavram kurarsınız. Ama bebek öyle sadece durur. Örneğin bir kız çocuğu kuklası düşünün. Ve bu kız çocuğu kuklasını kullanarak ben çocuklara rüzgarı anlatmak istedim. Rüzgar bilindiği üzere gözle görülemeyen, sadece hissedebileceğiniz, saçınızın uçuştuğunda ya da yüzünüze vurduğunda hissedebileceğiniz bir kavram. Şimdi böyle hayal, yani olmayan bir kavramı bir kuklayla anlatmaya çalıştığınızı düşünün. İşte sanatçının yetenekleri, sanatçının hayal gücü burada ortaya çıkıyor. Şunu düşündüm, o küçük kız kuklama bir etek giydirebilirim, saçına bir ip takabilirim ve aynı anda çektiğimde hem saçı hem eteği yukarıya doğru rüzgardan dolayı hareket eder ve çocuk, yani göstermek istediğiniz kişi, "Ah, rüzgar bu," diyebilir ve bunu sadece tahta parçalarıyla, kumaşla yaptığınız bir
objeden, bir maddeden rüzgarı anlatabiliyorsunuz karşınızdakine. Hani bu en küçük bir örnek. Siz düşünün aslında bir kuklayla kim bilir daha neler anlatıyor. Yaşlı insanların karakterlerini çalışmak. Çünkü bir yaşlının yüzünde her çizgisinde ama her çizgisinde öylesine derin bir hayat görüyorsunuz ki bir ağacın dal gövdesi gibi. Bu beni çok etkiliyor. Ve bir çocuk ya da bir güzel kadının yüzünü yapmaktansa o yaşlı kadının o çizgilerle dolu yüzünde bütün hayatını, yaşamış olduğu bütün hayatını bir yüzde, bir çizgiler görebilmeyi, bunu başarabilmeyi hayalimde istiyorum. Bakalım nasıl olacak.